21 günlük yazın maratonumuzun 14. gününe geldik. Yani 7 günümüz bununla da dahil herhalde 8 günümüz kaldı. Dün nasıl geçti çok merak ediyorum. Hangi karakteri seçtiniz? Bir şey düşündünüz mü? Bir şey fark ettiniz mi? Yazdığınız yazı sizi başka bir hikayeye götürdü mü? Düşündüğünüzden daha uzun mu yazdınız? Daha az mı yazdınız? Şaşırdınız mı? Yoksa hiçbir şey çıkmadı mı? Bütün bunları paylaşmanızı isterim. Ben de size mümkünse yanıt vermeye çalışacağım. Şimdi bugün roman atölyesinde kullandığımız yöntemlerden bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Bu Amerika'da Randy Ingermason diye bir adamın yarattığı kar tanesi yöntemi. Bir romanı düşünmek, bir romanı planlamak, ya da ben ne anlatmak istiyorumu? Anlatmak için kullanabileceğiniz, çok rahat uygulayabileceğiniz bir yöntem. Bundan birkaç yıl önce daha sonra öğrencim olan birisi roman yazmak istediğini söyledi. Fikrini bir netleştirip getirebilir misin bana dedim. Bana getirdiği 20 sayfalık bir yazıydı. O 20 sayfanın içinde bütün hikaye vardı. Nasıl başlayacak, sonra hangi olaylar olacak ve sonunda nasıl bitecek. Siz de kendi hikayenize bir romanı yazmak istiyorsanız aşağı yukarı hani tabii sonunu tam olarak bilemeyebilirsiniz ama aşağı yukarı bir fikriniz olmalı. Bir sonraki adımda ne olacak biraz düşünmüş olmanız gerekiyor. Bunun için 20 sayfalık bir özetle başlarsanız o öğrencim gibi Sonra onu aça 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 bir romana dönüştürürsünüz. Kar tanesi yöntemi snowflake method diye geçiyor. Bu yöntemle bir romanı aça aça bir özetini çıkartabilirsiniz. Hatta böyle devam ederseniz bütün romanı da bu şekilde yazmanız mümkün olabilir. Bir kar tanesini çizmek çok zordur. Ancak siz iyice bakarsanız kar taneleri mesela üçgenlerden oluşur. Yan yana getirilmiş, üst üste bindirilmiş, çaprazlanmış üçgenlerle belli bir şekilde onları yerleştirerek bir kar tanesi çizmeniz mümkün. Aynı mantıkla giderek, çünkü Randy bir mühendismiş, bir cümleyle başlar diyor. Tek bir cümle önce düşünün. Siz ne yazmak istiyorsunuz? Ben bir aşk hikayesi yazacağım dediniz mesela. Bu bir cümle. Şimdi bu bir cümleyi alıyorsunuz, üç cümlede anlatıyorsunuz bunu bu sefer. Ben bir kadının iki adama aşık olduğu bir hikaye yazacağım. Kadın kararsız kalacak ve sonunda aşkı değil kendini seçecek. Oldu üç cümle. Şimdi bu üç cümleden de üç paragraf açacaksınız. Yani ben bir kadının iki adama aşık olduğu bir hikaye yazacağım dediniz. Bunu bir paragraf olarak açın. İkinci cümlenizi alın, onu bir paragraf açın. Üçüncü cümlenizi alın, onu bir paragraf açın. Ondan sonra üç tane paragraf olacak. Her birini bir sayfaya çıkartın. Her sayfayı üç sayfa yapın. Her 3 sayfayı 9 sayfa yapın. Böyle böyle gittiğinizde zaten 20 sayfaya ulaşmış olursunuz. Ama bugün için sadece en azından 3 sayfa yapamıyorsanız, o kadar vaktiniz yoksa da 3 paragraf şekline getirene kadar bu çalışmayı sürdürün. Evet 14. günün de sonuna geldik. Kolay gelsin, keyifli gelsin diyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. roman yazmak, atölye, roman atölye. Şimdi bugün roman yazma atölyelerinde şimdi ben bir kadının iki adama aşık olduğu bir hikaye yazacağım.